Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği'nin en zengin ve en büyük ülkesi olan Almanya'da en temel insani hak olan barınma ihtiyacı, yani konut ihtiyacı, ev ihtiyacı maalesef her geçen gün daha da artıyor. Devletleri yönetenlerin en temel yapması gereken işlerden bir tanesi vatandaşın bu konut ihtiyacını, ev ihtiyacını gidermek. Kıymetli izleyicilerimiz, bakınız, Almanya'da son 3 yıl içerisinde kiralar minimum %35 oranında artmış vaziyette. Bu oran özellikle büyük şehirlerde daha da artıyor. Almanya'da halkın yarısı kiralı oturuyor. Yıllık Almanya'da konut ihtiyacı şu anda 400 bine gelmiş vaziyette. Çok acil bir şekilde kıymetli izleyicilerimiz, 5 yıl içerisinde 2 milyon konutun yapılması gerekiyor Almanya'da. Vatandaş şu anda almış olduğu maaşının neredeyse %50'sini konuta harcıyor. Nedir bu? Kira, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalara veriyor. Yani daha hiçbir şey yapmadan, vatandaş daha maaşına elini sürmeden %50'si temel insani ihtiyaç olan konut giderlerine gidiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, bununla ilgili olarak Almanya'da bu Scholz hükümeti Konut Bakanlığı diye bir bakanlık kurdu. Ancak bu bakanlık çok acil bir şekilde insanların bu kira sorununu çözmek yerine bugüne kadar doğru düzgün bir adım atmış değil. Özellikle yurt dışından Almanya'ya gelen insanların sayısının artması nedeniyle de konut ihtiyacı daha da artıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, her şeyi planlayan, kağıdın küreğin eksik olmadığı Almanya'da böylesine temel insani bir ihtiyacın karşılanamıyor olması demek, siyasetçilerin basiretsizliğinden başka bir şey değil. Önümüzdeki aylarda vatandaşın ödeyeceği doğalgaz faturası artacak. Elektrik faturası artacak. Vatandaşın almış olduğu maaşının en az %65'i temel insani ihtiyaç olan barınmaya gidecek. Cebinde %35 kalacak. Bu %35 ile de vatandaş kredisi varsa kredisini mi ödeyecek? Arabasına benzin mi alacak? Çoluk çocuğunun ihtiyacını mı karşılayacak? Ya da mutfak, çarşı, pazar ihtiyaçlarını mı görecek? Bunlar büyük bir soru işareti. Özellikle 3 yıl içerisinde Almanya'daki fakir sayısı çok hızlı bir şekilde arttı. Şu anda resmi rakamlara göre Almanya'da 13 milyon fakir var. Bunların çok büyük bir kısmı emekliler. Yapılan açıklamaya göre Almanya'da aylık 2575 euronun altında net geliri olan insanlar fakir demek. Bir eve 2575 euronun altında bir para giriyorsa o aile fakir demek. Almanya gibi süper bir güçte şu anda resmi rakamlara göre 13 milyon kişi fakir. Şimdi bakın arkadaşlar, dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Koronavirüs, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber her yerde fiyatlar adeta çıldırmış vaziyette. Devlet 300 euro veriyor, işte 500 euro veriyor, sosyal yardıma zam yapacağım diyor. Bunların hiçbiri kalıcı çözüm değil. Şimdi vatandaşa 300 euro verdi. 104 euro vergi kesti bundan, 196 euro ödedi. Şimdi size soruyorum. Bu 196 euro kimin derdine derman oldu? Emeklinin oldu mu? İşçinin oldu mu? Sosyal yardım alarak geçinmek zorunda olan insanların derdine derman oldu mu? Çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar, topyekün sadece Almanya değil, Avrupa'nın tamamında en düşük çalışan maaşı 2000 euro olmak zorunda. Emeklilerin de en düşük maaşı 1500 euro olmak zorunda. Siyasetçiler bunu kabul edecek. Başka şansı yok. Artık bunu görmek zorundalar. Çünkü insanlar, bakın, Almanya'da
Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Finlandiya'da, İngiltere'de sadece son 15 gün içerisinde defalarca sokaklara çıktılar. Geçinemediklerini söylediler. Bu artan fiyatları protesto ettiler. Bunları siyasetçiler kabul edecek. Bakın, koronavirüs ilk çıktığı dönemde hatırlıyor musunuz? Almanya'da, Berlin'de başlar. İnsanlar sokaklara çıkarak alınan sokağa çıkma yasağını protesto ettiler. Böyle bir şey insan haklarına karşı dediler. Başta siyasetçiler ne yaptılar? Direndiler. Olur mu öyle şey dediler. Sonra ne yaptılar? Her yeri serbest bıraktılar. Şimdi bu sosyal yardımları ve maaşları arttırmamak için direnseler de yarın öbürsü gün çok sürmeyecek. Bunların hepsini tek tek arttırmak zorundalar. Bunu kabul edecekler. İşçi geçinemiyor. Emekliler Avrupa'da adeta yaşayan bir ölü. Arkadaşlar bunlar gerçek. Şimdi bir kişi 25-30 yıl boyunca çalışmış, üretmiş. Sen buna 700-800 euro maaş veriyorsun. Üstüne bir de bundan vergi kesiyorsun. Böyle olmaz. Yani sosyal devlet demek vatandaşın 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir kriz döneminde vatandaşın yanında olması demek. Yani matematik profesörü olmaya gerek yok. Markete git, makarnanın fiyatına bak, sütün fiyatına bak, ekmeğin fiyatına bak, anlarsın. Unun fiyatına bak, anlarsın. Temizlik ürünlerinin fiyatlarına bak, anlarsın. Özellikle hanım izleyicilerimiz ne demek istediğimi sanıyorum daha iyi anlıyorlar. Siyasetçilerin şu anda şöyle bir bakışı var, duruşu var. Bakın arkadaşlar. Daha fazla vergi alalım. Çalışanın maaşından daha çok para alalım, vergi alalım. Emekliden daha çok vergi alalım. Üretenden, sanayiciden, işverenden, esnaftan daha çok vergi alalım. Vatandaşın sırtına binelim. Şimdi devletin kasası para dolu, ağzına kadar, ama sen vatandaşa gerektiği gibi bir yardımda bulunamıyorsun. Ya arkadaş, 200 euro, 300 euro ile bu iş olmaz. Olmaz. Şu anda yaptıkları tek bir şey var arkadaşlar. Vatandaşı kandırıyorlar bunlar. Devletin kasası ağzına kadar para dolu. Hani bunu söylerken bazı kıymetli izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya millete devletin parasını mı dağıtacaklar? Değil arkadaşlar. Devede kulak. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya. Eğer Almanya vatandaşına bu çileyi çektiriyorsa diğer ülkeleri ben yadırgamam. Kasa ağzına kadar para dolu, kasayı kilitlemişler, anahtarı ceplerine koymuşlar. Ben ne yapayım kardeşim o zaman? Milletinin yanında olamıyorsan ben senin sosyal devlet olduğunu söyleyemem. Kusura bakmayın. Bazı izleyicilerimiz yorumların altına yazıyorlar, görüyorum. Diyorlar ki, ya çok eleştiriyorsun Almanya'yı. Arkadaş bak, bu eleştiri bile değil. Bu ne biliyor musun? Bu gerçeği anlatmak. Gerçeği anlatmaktan eğer rahatsız oluyorsan söyleyecek bir şeyim yok. Saygı duyuyorum. Düşüncelerinizi lütfen siz de videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, eğer beni yurt dışında izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, özellikle de çocuğu olan hanımefendiler, yani annelerimiz, 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Artık yurt dışında yaşayan mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar, emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyiniz. Bakın. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile İstanbul'da bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor. Bu talebi Özgür Bey'e ilettim. Ve şunu söyledim: Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünüyor. Bu doğru mu? Bakın, emeklilik herkes için ayrı bir durum. Herkesin devlete ödeyeceği miktar farklı. Vatandaş bunu bilmeden
Ali'den, Veli'den, akrabasından, ondan, bundan duyduğuyla diyor ki ben devlete yüksek miktarda para ödemem lazımmış diyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği şu. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Ne dedik? Herkesin durumu farklı. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Yani hangi kategoridesiniz? Örneğin çocuğu olan hanımefendiler çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar çok kolay emekli oluyor. Sigortası olmayan, hiç girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra ne dedik değerli izleyicilerimiz? Herkesin durumu farklı. Peki ne yapacaksınız? Bakın. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu emeklilikle ilgili mağdur edildi. Birileri sadece emeklilik danışmanlığı vermek için 3-4 bin euro parasını aldı vatandaşımızın. Daha yüksek miktarlar da var. Artık bu dönem bitti. Yurt dışında yaşayan herkesin emekli olması için bir adım atıyoruz. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır arkadaşlar. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız. Hemen şimdi. Düşünme zamanı bitti. Geleceğinize dair hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğinize dair bir adım atma zamanı geldi. Hemen mesajı atacaksınız şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Kendileri size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğe emeklilik maaşına ilk adımı atacaksınız. Daha sonra sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu oluşturulacak. Bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden Özgür Bey ile canlı olarak görüşeceksiniz. Siz emeklilikle ilgili tüm sorularınızı Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey de sizin bilgilerinizi alıp sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Özgür Bey daha sonra sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeleri verecek, tüm formları dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Kadınlara ayrıca bir indirim var değerli izleyicilerimiz. Eğer hanımlar, evet, eşleriyle beraber danışmanlık hizmeti alırsa %50 indirim hakları var. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama karı koca birlikte bu danışmanlık hizmetinden faydalanmak isterse 180 euro ödeyecek. Yani hanımlara da böyle bir indirim var. Eğer hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına danışmanlık alırsa onlar da 120 ödeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz, artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 3-4 bin euro danışmanlık ödeme dönemi bitti. Sakın paranızı kimselere kaptırmayın. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Diyorlar ki 3-4 bin euro ödeyin, size emeklilik danışmanlığı hizmeti verelim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Yapacağınız çok basit. Önce kanalımıza abone olacaksınız. Videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz, bitiyor. Sonra +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu büyük fırsattan yararlanın. Aileler eğer bu emeklilik danışmanlığından yararlanmak isterse onlara ayrıca bir indirim daha var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'ye bugün gidiyorum desek en az 3-4 bin euro para harcarız. Sadece gittiğimiz geldiğimiz uçak biletimiz.
dünyanın neresinde olursanız olun artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Türkiye'de emekli maaşına kavuşma zamanınız geldi. Özellikle hanımlar, bak sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, düşünün bir evde karı koca emeklilik müracaatı yaptı diyelim, emekli oldu. 7-8 bin TL emekli maaşı alsa, karı koca yılda en az 200 bin TL bankaya hesabına yatacak. Az para mı? Birileri şunu söylüyor, diyor ki, işte Türkiye'de emekli maaşı düşük. Arkadaş sen 7-8 bin lira emekli maaşını beğenmiyor musun? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da ya da diğer tüm ülkelerde hangi ülkede emekli maaşı yüksek, birisi bana söyleyebilir mi? Emekli oluyorsun, her ay bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye gittiğin zaman çoluk çocuğunla beraber alıyorsun paran, cebinde kimseye ihtiyacın yok. Tatilini yapıyorsun, iznini yapıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun, geliyorsun. Daha ne olsun? Sağlıktan, bedavadan, doktordan yararlanma imkanına kavuşuyorsun. Bu da bitmedi. Gelecek de bir gün gelecek, Allah korusun. Hepimiz öleceğiz, kim ölmeyeceğiz? Öldüğümüzde bu maaş çoluk çocuğumuza kalıyor, eşimize kalıyor. Yani emeklilik garanti bir para. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Ömrümüzün sonuna kadar ödenen bir para. Daha ne olsun? Özellikle hanımlar, tekrar söylüyorum, bu büyük fırsattan istifade edin. Çünkü hanımlarımız, beyler kusura bakmasın, bizim toplumumuzda özellikle erkekler tarafından bilerek ve isteyerek hep geri planda bırakıldı. Evet, yaş geçer. Kadınlar ömürlerini kocalarına verirler. Çoluk çocuğuna ömürlerini verirler. Geriye dönüp bakarlar, elde avuçta 5 kuruş yok. Emeklilik bile yok. Onun için özellikle hanımların bu büyük fırsattan istifade etmesini istiyorum. Herkesin Türkiye'de emekli maaşı bankaya yatsın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bizlere güvenerek emeklilik müracaatı yaptı. Hepsinin işlemleri yapıldı. Devam edenler var, emekli olanlar var, maaşı bankaya yatanlar var, kısa bir süre sonra yatacak olanlar var, işlemleri devam edenler var. O nedenle değerli izleyicilerimiz, bu çok cüzi bir miktar olan 120 euroya bu büyük fırsattan dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka istifade edin. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, yok ben emekli olamam dedi gibi cümleleri artık bitiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vakit kaybetmeden, artık düşünme vakti falan değil, artık harekete geçme zamanı. Çok basit. Hemen cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben, eşim ve çocuklarım birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsat bir daha elinize geçmeyecek. O nedenle hemen şimdi lütfen harekete geçin. Tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasındaki tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.